Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde incelemelerde bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çöleşan patlamayla ilgili yürütülen soruşturmanın kamuoyunu mezhep çatışmasına yönlendirdiğini savundu. Bunun net bu sonuç olduğunu bu halk görmüştür, bekliyoruz ve siyaset sadece iktidardan oluşmaz. Muhalefetiyle, iktidarıyla tüm siyasetin artık bu yıkım sürecine ve Türkiye'nin itibarının kaybettirildiği ve ulusal değerlerini yok edildiği bu sürece artık kesin kararlı dur demesi gerektiği bir süreç yaşıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çöleşan ve beraberindeki heyet 11 Mayıs günü Arder'de patlayan bombalarla savaş alanına dönen Reyhanlı ilçesinde incelemelerde bulunurken Reyhanlı halkına da başsağlığı diledi. ADD heyeti patlamaların gerçekleştiği bölgede şehitlerin anısına dualar okudu ve ardından bölgeye kırmızı karanfil bıraktı. Reyhanlı sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çöleşan, esnaf ziyaretleri ardından ADD Reyhanlı Şube binasında bir basın toplantı düzenledi. Toplantıda ulusal değerlerden, ulusal menfaatlerden uzaklaşan hükümetin ülkeyi bu duruma getirdiğinin altını çizen ADD Genel Başkanı Tansel Çöleşan, patlamanın izleri kaldırılmaya çalışılsa da halkın içinde bıraktığı derin izin o kötü anın nasıl silineceğini bilemediğini söyledi. Böyle bir olayın bize ait olmayan kirli bir savaşın içine girmesi siyasi skandaldır. Ve bu bir siyasi tablodur. Dolayısıyla bunların sorumlusu da siyasi iktidardır. Bunu görmek lazım. Soruşturma ile ilgili sızdırılan bilgilerde hükümetin Suriye politikasının karartılmaya çalışıldığını da öne süren Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çöleşan, patlama ile ilgili yürütülen soruşturmada suçu belli kesimlere yükleme gayretinin görüldüğünü ifade ederken kamuoyunun mezhep çatışmasına yönlendirilmeye çalışıldığına da dikkati çekti. Tabii biz birilerinin arkasına takılarak proje içinde yer alırsak kendi ulusal değerlerimizi takip edemezsek gelinecek bu nokta çok doğaldı. Onun için ilk açıklamada hemen Esad'a bir yollama yaptılar ama şimdi herkes biliyor ki böyle bir şey yok. Çünkü Suriye bize ne dedi? Gelin o zaman ortak bir komisyon kuralım, suçluları hep beraber bulalım dedi. Neden katılmadılar? Katılamazlar. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çöleşan'a Reyhanlı ziyaretinde Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği Sözcüsü ve aynı zamanda ADD Genel Sekreter Yardımcısı Öner Tanık, ADD Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Altınışık da eşlik etti. Bugün siyasi iktidar bu olayı örtmeye çalışıyor ama dediği gibi yarınki patlamayı nasıl örtecek, başka yerdeki patlamaları nasıl örtecek? Bunu halk çözecek arkadaşlar. Önümüzde seçimler var. Bakın vereceğiniz mücadele seçimlerde, seçimde oylarınıza yansımalı.